Değerli izleyenlerim, bugün Rahman'ın ayetleri programımızda Ra'd suresi 19-28. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hak kemen huve a'mâ. Rabbinden sana indirileni hak olarak bilen kimseyle kör olan kimse bir midir? İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb, ancak akıl sahibi olan, kamil akıl sahibi, vicdan sahibi olanlar bunu tezekkür eder, bunu anlar. Burada Cenab-ı Hak'tan indirilen vahyi hak olarak bilen kimse, gören bir kimseye benzetiliyor. Gerçekleri gören kimse ama kabul etmeyen kör bir kimse. Elbette görenle görmeyen bir değildir. Kör olan bir kimseye nispetle renkler alemi yoktur. Onun gibi Kur'an'ın vahyini kabul etmeyen bir kimse için Kur'an'da bildirilen hakikatlerin herhangi bir kıymeti yoktur. Ama bu gerçekte kıymeti yoktur anlamında değil. Ama olan birisi renkleri görmüyor diye renkler yok diyemeyiz. Onun gibi Kur'an-ı Kerim bu sırları bize anlatırken kabul etmeyen bir kimseye göre evet bu sırlar yok gibi ama gerçekte bu sırlar, bu manalar bulunmakta. İşte Kur'an'ın bildirdiği hakikatleri ancak akıl sahibi olanlar tezekkür eder, ders alırlar. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Ve o kimseler Allah'ın ahdine vefa gösterirler. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Ve Allah'a verdikleri sözü bozmazlar. Burada ahde vefa etmek ve Allah'a verilen sözün bozulmaması güzel özellik olarak nazarımıza veriliyor. Allah-u Teala bizlerden ahit aldı. Elestü bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim buyurdu. Ve insanlar galü bela, evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar ettiler. Dolayısıyla Allah'a verdiğimiz bu sözü tutmak gerekiyor. Bu misaka bağlı kalmak gerekiyor. İşte akıl sahibi olanlar Allah'a verdikleri ahdi tutarlar ve misakı, sözleşmeyi bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُنْسَلْ. Ve onlar Allah'ın emretmiş olduğu sıla-i rahmi yaparlar. Yani akrabalara gidip gelmek, hatırlarını sormak, yardım etmek ve müminler arasında irtibatta bulunmak, gidip gelmek, bu gibi şeyleri yaparlar. Ve yahşevne rabbehum, ve Rablerinden korkarlar. Ve yahafune su'el hisab, ve kötü hesaptan da havf ederler, korkarlar. Burada Rablerine karşı haşyet duymak ve hesabın kötü olmasından da korkmak onların birer özelliği olarak nazara veriliyor. Allah'a karşı haşyet duymak bu önemli bir mesele. Çünkü bir insan Allah'a karşı haşyet duyduğunda Allah'ın emirlerini elbette yerine getirecektir. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaktır. Öte yandan diğer alemde bir hesap var. Her insan yaptığı her işten, söylediği her sözden hesaba çekilecek. Bunun farkında olan kimseler hayatlarını ona göre tanzim ederler ve diğer alemde onları perişan edecek, mahcup edecek durumlardan bu dünyada kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar Rablerinin rızasını talep ederek sabrederler. وَاَقَامُ الصَّلَاةَ. Ve namazı ikame ederler, dosdoğru kılarlar. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden infak ederler. سِرَّمْ وَاَلَانِيَةً. Hem gizli olarak hem de aleni olarak, açıktan. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Ve kötülükleri iyilikle def ederler. Kötülüklere iyilikle mukabelede bulunurlar. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ. İşte ahiret yurdunda mutluluk bunlar içindir. Akibette diğer alemde mutluluk bunlaradır. Burada sadece bunların iman etmekle kalmadığı, çok güzel vasıfları kendilerinde topladığı anlatılıyor.
Allah'a verdikleri ahde vefa göstermeleri, sıla-i rahimde bulunmaları ve Allah'tan korkmaları, hesaptan korkmaları ve Allah'ın rızasını talep ederek sabretmeleri. Sabır da dinin esaslarından biridir. Şu dünya hayatı çileli bir hayattır ve şu dünya hayatında sabredenler muvaffak olacaktır. Ve es-sabru miftahul farac denilmiştir. Yani sabır başarının anahtarıdır. Bu açıdan bir insanın sabretmesi, zorluklara karşı, ibadete karşı, musibete karşı, bütün bu gibi sabrı gerektiren durumlarda sabretmesi gerekiyor. Ve sabreden neticede zafere ulaşacaktır, başarıyı elde edecektir. Ve bu sabrı Allah için yapmak, İbtigâe veçi rabbihim, Rablerinin rızasını gözeterek onlar sabrederler. Bu da önemli bir durum. Ve ardından ibadet hayatı ve ibadet hayatının da temelinde namaz. Ve akamus salate, onlar namazı ikame ederler. Dosdoğru kılarlar, vaktinde kılarlar, tadil erkana riayet ederek kılarlar. Bu gibi artı özellikleri taşırlar. Ve enfegu mimma razaknahum, ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Burada onlara ne verilmişse genel bir ifadedir. İlla şundan veya bundan değil. Onlara ne verilmişse vermiş olduğumuz şeylerden infak ederler. Mesela onlara servet verilmişse servetten başkalarına verirler. İlim verilmişse ilimlerinin zekatını paylaşırlar. Kuvvet verilmişse bu kuvvetleriyle başkalarına yardımcı olurlar. Makam verilmişse bu makamla Allah'ın dinine hizmet ederler ve hakkın rızası yolunda halka faydalı olurlar. Ve bunu yaparken, infak ederken sırran ve alaniyeten, hem açıktan hem de gizliden bunu yaparlar. Normalde diyelim başkasına bir iyilik yaptığımızda başkasına göstermeden, hissettirmeden bunu yapmak daha eftaldir. Ama bazen aleni de yapılabilir. Belki bu başkalarına hüsnü misal teşkil edecektir. Bu açıdan hem gizli hem de aleni olarak, aşikar olarak bunlar infak ederler, başkalarına verirler. Ve yedraûne bil haseneti seyyi'e, ve yapılan bir kötülüğe mukabil bunlar iyilikle mukabele ederler. Yani normal şartlarda bir insan kötülüğe benzeri bir şekilde mukabele eder. Buna mukabeleyi bil misil deniyor. Ama kamil insanlar yapılan kötülüğe iyilikle mukabele etmesini bilir. Ve bu insanlar diğer insanlara göre daha üst düzey kimselerdir. Ve bazıları seviyesizlik yapıp kötü muamele etmişse bunlar onların seviyesine düşmez. Seviyelerini yüksek tutarlar ve bunun neticesinde o kötülüklere engel olurlar. Malum bir insan bir başkasına uygunsuz bir hareket yapsa ama o da olgunlukla karşılık verse, artık o insan kendi yaptığından utanır, mahcup olur ve özür diler. İşte bunlar başkalarının kendilerine uygunsuz bir takım tavırları olduğunda kötülükle değil, iyilikle mukabele ederler. Ve bu şekilde o gibi kötülüklerin önünü alırlar. Ulaike lehum ukbettar, ve diğer alemdeki mutluluk bunlar içindir. Yani onlar dünyada bu şekilde muamele etmelerinin, bu şekilde hareket etmelerinin karşılığını ahirette alacaklardır. Ahiret saadeti, ahiret mutluluğu bunlar içindir. Cennetu adnin, ve adn cennetlerine bunlar konulacaktır. Yedhulûneha, oraya girecekler. Ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyâtihim, ve onların salih olan ataları, eşleri, nesilleri, onlar da kendileriyle beraber cennete, adın cennetlerine gireceklerdir. Vel melâike yedhulûne aleyhim min kulli bâb, ve melekler cennetin bütün kapılarından bunlara gelecekler ve onları karşılayacaklardır. Selamun aleykum bima sabertum, ve onlara diyeceklerdir ki sabrınıza mukabil selam size. Yani bu insanlar
cennete, Adın cennetlerine alınacaklar. Tek başlarına da değil, onlar gibi salih olan aba, ecdat ve nesilleri, eşleri, onlar da cennette olacaklar. Ve bunlar cennete girerken melekler bütün cennet kapılarından bunları karşılayacaklar, hoş amedi yapacaklar ve diyecekler ki selamun aleykum bima sabertum, sabrınıza mukabil selam size. Selam, malum bizler günlük hayatta birbirimize selamun aleykum ve aleykumusselam diyoruz. Demek ki cennette de selam var. Melekler cennete girenlere selamun aleykum, selam size diyecekler. Biz dünyada birbirimize selam verdiğimizde birbirimize esenlik dilemiş oluyoruz. Yani Allah'ın selamı, esenliği senin üzerine olsun. Ve aleykumusselam demek suretiyle de senin de üzerine olsun diyoruz. İşte diğer alemde melekler cennete girenlere selamun aleykum bima sabertum, sabrınız sebebiyle selam size. Yani artık selamete erdiniz, esenliğe erdiniz. Dünyada belki çok çile çektiniz ama siz bunlara sabrettiniz. Sabrınızın sonucu olarak, mükafatı olarak artık cennet sizindir, Adın cennetleri sizindir, selam size diyecekler. Fenyame ukbeddar, ve ahiret yurdu, mükafat yurdu olan cennet ne de güzeldir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cenneti tarif ederken ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir diyor. Yani cennetin güzelliği insanların gözünün gördüğü bir güzellik değil, kulaklarının işittiği bir güzellik değil ve kalplerine gelen bir güzellik değil. Ana rahmindeki çocuğa dünya anlatılsa o çocuk ne kadar dünyayı anlayabilir? Veya yumurta içindeki civcive dünya anlatılsa ne kadar anlayabilir? Ama civciv yumurtadan çıktığında, ana rahmindeki bebek dünyaya geldiğinde gerçekten de hayal edemediği, tasavvur edemediği güzellikleri görecektir. Bizler de şu anda dünyanın içindeyiz. Dünya adeta bizim yumurtamız gibi. Ölümle yumurtanın kabuğu kırılacak. Başka bir alemi göreceğiz. Ve biraz önce okuduğum ayetlerde özelliği taşıyanlar, bunlar Cenab-ı Hakk'ın özel lütfuna, ikramına mazhar olacaklar. Adın cennetlerine alınacaklar. Ve o cennetler tarifin fevkinde bir güzellik içinde. Çöldeki bir insan nasıl ki yemyeşil bir yere getirildiğinde adeta cennet zanneder. Halbuki yine dünyada bir yerdir. Dünya en güzel yerleriyle cennete nispeten adeta bir çöl gibidir. Dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Böyle olunca asıl mutluluk öbür alemde, asıl güzellik öbür alemde. Bu dünyada ise oluklar çift. Birinden nur akıyor, birinden kir. Ve dünyada hem güzellikler var, hem çirkinlikler var. Hem iman var, hem küfür var. Hem itaat var, hem isyan var. Bu manada dünyada zıtlar iç içe karışmış vaziyette. Ama diğer alemde tümüyle ayrılacak. Bütün güzellikler cennette, bütün çirkinlikler cehennemde toplanacak. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ, Allah'a verdikleri misaktan, sözden sonra ahdini bozanlara gelince وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُنْسَلْ, ve Allah'ın emrettiği sıla-i rahmi kesenlere وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ, ve yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةِ, bunlara lanet vardır. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, ve diğer alemde kötü yer, yani cehennem bunlar içindir. Burada diğerlerine mukabil olarak, ehli imanın durumuna mukabil olarak kafirlerin durumuna dikkat çekildi. Bunlar Allah'a vermiş oldukları ahdi bozuyorlar. Yani Allah ben Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da fıtratlarıyla, ruhlarıyla galübela, evet Rabbimizsin demişlerdi. Ama bu dünyaya geldiklerinde Rablerini unuttular. Ve şehevata daldılar, günahlara daldılar, oyun eğlenceye daldılar ve hatta zulme daldılar.
Bunun neticesinde bunlar Allah ile olan bağlarını kopardı. Öte yandan insanlarla ilgili bağlarını da kopardılar. Allah-u Teala akrabaya gidip gelmeyi, yakınlarla bir beraber olmayı ve ehli imanla yine kardeşliği bize bildiriyor. Ama onlar bu bağları da kestiler. Allah ile olan bağlarını kesip attıkları gibi yakınlarıyla ve diğer insanlarla olan bağlarını da kestiler ve bunun neticesinde yeryüzünde fesat çıkardılar. Ortalığı karıştırdılar. Kendi rahatları için başkalarını rahatsız ettiler ve kan döktüler, zulmettiler. Bu anlamda tarihe baktığımızda bunun çok örneklerini görmekteyiz. Günümüzde de yine örneklerini görmekteyiz. Peki bunların yaptığı yanlarına kar mı kalacak? Hayır. Daha önce kamil müminlerin durumu anlatılmıştı. Bunlar sabretmeleri sebebiyle en güzel mükafata nail oldular. Bu gibi kimseler ise, yani isyan eden, Allah ile insanlar ile bağlarını koparan ve yeryüzünde fesat çıkaran kimseler ise, bunlar da elbette cezalarını çekecek. Ulaike lehumul lane, lanet bunlaradır. Yani Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün lanet edenlerin laneti bunların üzerinedir. Ve onlar için kötü akıbet var. Ve en kötü ceza ile karşılaşacakları cehennem var. Allahu yebsutur rızga limen yeşâ'u ve yakdir. Allah dilediğine rızkı bol kılar ve daraltır. Yani rızık Allah'ın elinde. Allah dilediğine bol, dilediğine az verir. Veya bir insanın hayat seyri içerisinde bazen az verir, bazen de çok verir. Bu anlamda belki bazıları yanlış da anlayabiliyor. Allah neden böyle yapıyor? Neden bir kısmına fazla, bir kısmına az veriyor? Bir kısım insanların hatırına bu gelebiliyor. Allah dilemiş olsa herkese bol bol verirdi. Çünkü Allah'ın sonsuz rahmet hazineleri var ve vermekle bir şey ondan eksilmez. Nasıl ki havaya ihtiyacımız var, her taraf hava dolu. Suya ihtiyacımız var, her taraftan sular geliyor. İhtiyacımız olan veriliyor. Rızık noktasında da Allah dileseydi dünyanın her tarafı bize rızıkla dolardı. İnsanlar hiç geçim sıkıntısı çekmezdi. Ama bu bir imtihan. Bakalım bu insanlar bolluk zamanında ne yapacak, darlık zamanında ne yapacak? Ve Allah bu şekilde insanları imtihana tabi tutuyor. İnsan bolluk zamanında şükretmeli, darlık zamanında da sabretmeli. İşte sabrı gerektiren durumda sabrederse sevabı var. Şükrü gerektiren durumda şükrederse yine sevabı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. O bir nimete mazhar olsa şükreder, sevap kazanır. Eğer bir musibete maruz kalsa sabreder, yine sevap kazanır. Bu sadece müminler içindir. Ferihu bil hayati dünya, ama onlar dünya hayatıyla şımardılar. Yani inhiye illa hayatüne dünya dediler. Sadece dünya hayatı var. Şu dünyada ölürüz, diriliriz, yaşarız, böyle dediler. Ve dünya hayatıyla mutmain oldular. Halbuki ve mel hayatü dünya fil ahire illa meta, ahirete nispetle dünya hayatı ancak bir metadır, azıcık bir faydalanmaktır. Adeta rüyadaki saadet gibi. Bir insan rüyada dünyanın tek başına sultanı olsa bunun pek de kıymeti yoktur. Uyandığı zaman gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Dünya hayatı ahirete nispetle adeta böyle bir rüya gibi. Ama kafirler bunu gerçek zannediyor ve dünya hayatıyla şımarıyorlar. Ve yekulullezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbi. Kafirler peygamber için diyorlar ki keşke ona Rabbinden bir mucize indirilse. Kul innallaha yudillu men yeşa ve yehdi ileyhi men enab. Sen de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır ve kendisine yönelene de hidayet eder. Yani Allah'ın saptırması dalaleti isteyenler içindir. Hidayet etmesi de ona yönelenler içindir. Ellezine amenu,
ve Allah'ın o hidayet ettiği kimseler iman etmiş ve tatmainnu gulubuhum bi zikrillah, kalpleri Allah'ı anmakla mutmain olmuştur, yatışmıştır. Ele, dikkat edin, bi zikrillah tatmainnul gulub, dikkat edin, kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Zikir iki türlüdür. Birisi dilin zikri, biri de kalbin zikri. Asıl olan kalbin hatırlamasıdır. Dolayısıyla bir insan Allah'ı hatırlıyorsa zikrini yapıyordur. Dil de buna bir tercümandır. Demek ki kalbin gıdası Allah'ı anmak. Mesela namaz da bir zikirdir, dua da bir zikirdir. Bu anlamda Allah'ı hatırlatan her şey bir zikirdir. İşte Cenab-ı Hakk'a yönelen, hidayete eren kimseler, kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan, yatışmış olan kimselerdir. Allah bizleri de kalbi bu manada mutmain olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.